Efendim, Gazze diyeceğiz. Hamas ve İsrail arasındaki ikinci rehine takası gecikmeli olarak yapıldı dün. İsrail geçici ateşkes çerçevesinde 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Hamas ve İsrail arasında çıkan ateşkes krizi aşıldı. İkinci grup rehine takası yapıldı. Ailelerine kavuşan Filistinli mahkumlar büyük sevinç yaşadı. Hamas, Taylandlı rehinelerin Erdoğan'ın çabalarıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Hamas ikinci günde 7'si çocuk ve 6'sı kadın, 13 İsrailli'yi ve 4 Taylandlı'yı serbest bıraktı. Rehineler Refah sınır kapısından Mısır'a, daha sonra İsrail'e götürüldü. Serbest kalanlar arasında öldüğü sanılan 9 yaşındaki Emily Hunt da vardı. Küçük kız 50 gün sonra babasına kavuştu. Bu gelişmenin ardından İsrail 39 Filistinli'yi serbest bıraktı. 18 yaş veya altı 33 çocukla 6 kadın Filistinli yıllar sonra ailelerine kavuştu. Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Ankara'da rehine takası için devredeydi. Hamas bir açıklama yaparak Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Tayland'da esirlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin 3. gününde de rehine takası sürecek. 39 Filistinli ve 13 İsrailli rehinenin serbest bırakılması bekleniyor. İnsani krizin yaşandığı Gazze'ye şu ana kadar 200 yardım tırı ulaştı. Gazze'liler gıda ve ilaç bulabilmek için çarşılara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Dün akşam esir takasındaki gecikme yürekleri ağza getirdi. Neden diye araştırınca ulaştıklarımı anlatayım. Güzel, umut verici bir haberi de sona saklayayım. Sorunlardan biri, ilk gün kararlaştırılan sayıda yardım tırının geçişine İsrail izin vermemiş önce. İkinci neden, daha önce takas edilmesi kararlaştırılan İsrail'de tutuklu Filistinlilerle ilgili karar değişikliğine gitmiş İsrail. Hamas en uzun süre tutuklu bulunanları isterken son anda anlaşmazlık çıkmış, sonra işte çözüldü neyse ki, eski listeye dönülmüş. Bu arada geçen gün yapılan kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun oy oranı %20'lere kadar düşmüş. Umut veren habere gelince, ateşkesin uzamasına büyük ihtimal veriliyor. Hem de bir 4 gün daha uzamasına.